bu tarz sözlük gruplarında benim adım Gültepe, Sarmaşık, Kelebekler. Bu tarz işlerle çok gündeme geldim. Anladım ben o büyük ihtimalle eşkıya dünyaya hükümdar olmazdan çekirdek mevzusuna girdi. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz neden aniden bitti? Dürüstçe cevap verin lütfen. Hemen dürüstçe cevap vereyim. Yani zaten buna dürüstlük dışında bir cevap veremem. Hiç ayrılmak diye bir şey yok. Ben mahkumdan ayrılmadım. Böyle bir şey yok. Sonra oturduk, biz bir açıklama yapmalı mıyız? Gerek de duymadım gerçekten yani böyle bir açıklama yapmayı. Çünkü 3-4 aşamada anlattım, umarım anlamışızdır. Hacı ile aramızda güzel bir bağ var. Hacı ile çok eğlendim ben. Enişteyle de çok eğlendim, Basri ile de çok eğlendim. Ben de seni görüyorum filmi ne zaman vizyona çıkacak? Aralık itibariyle festivallere başvuracağız. Takip etmeye devam edin. Çok iyi bir yermiş burası. Bir daha çağırsalar gelirim vallahi bak. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İnci Sözlüğün konuğu benim. Ben kimim? Ben Hakan Karsak ve sizden gelen soruları dilim döndüğünce, mantığım yettiğince, aklım erdikçe cevaplamaya çalışacağım. Hakan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruyla başlıyorum. Haydi bakalım, yolla gelsin. Şu an burada çekirdek çıtlamak ister misiniz diye sormuş takipçimiz. Çok severim. Her türlü, her yerde. Anladım ben o büyük ihtimalle eşkıya dünyaya hükümdar olmazdan çekirdek mevzusuna girdi. Oradaki hikaye de gerçektir. Yani yapımcılar sete geldiğinde ben arabada maç izlerken telefonla çekirdek çitliyordum. Çünkü sahnem yoktu. Oradan esas alıp senaryoya yazdılar. Evet, çok severim çekirdek yemeği. Senaryosunu yazdınız. Ben de seni görüyorum baba filminden biraz bahseder misiniz? Ben de seni görüyorum baba pandemi sürecinde yazdığım bir senaryo. O dönemde ben de seni görüyorum baba Durak diye bir tiyatro oyunu. İki tane de dizi senaryom var. Nemesis ve Çamlıca Kasabası diye. Cansu Ayhan yapımla beraber Ben de Seni Görüyorum Baba'yı yapmaya karar verdik. Hikayesi şu kaba tabirle. Yaşamının sona ereceğini bilen bir babanın kızıyla ve ailesiyle kopmuş bütün ilişkilerini tekrar bir araya toplayıp bir sinema filmi yapma arzusu. Hikayesi bu. Ender Mıhlar yönetiyor. Proje ona teslim. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar. Kızınız ile çalıştınız en son projenizde. Kızınız ile çalışmak nasıl bir duygu? Buradan anlıyoruz ki kızınızı da sizin yolunuzdan gitmesini istiyorsunuz. Değil mi? Diye not düşmüş. Ya aslında yolunu kendi çizer. Yani ben onun hiçbir şekilde yoluna yön ya da önerge vermedim. Her zaman da kendi kararlarını kendi verdi. Filmi çekmek için de zaten onun 15 yaşına gelmesini bekledim. Yoksa daha önce çekebiliyorduk. Bu bir teklif de ona. O teklifi oynamak üzerine karşıladı. Bu arada kızım aynı zamanda benim meslektaşım. Çünkü Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi tiyatro bölümü öğrencisi. Yani aynı meslekteyiz ama onun tiyatroya ya da sanata teşvik eden ben değilim. O kendi kararı ve kendi bu yolu buldu. E tabi kuliste büyümesinin, setlerde büyümesinin buna etkisi var mıdır? Elbette ki vardır yani. Manipüle etmiştir onu bu durumda. Ama bu tamamen kendi tercihi. Kızımla beraber oynamak dünyanın en keyifli ama dünyanın en zor şeyiydi. Çünkü çok enteresan yani. Evde yaşadığınız ilişkiyi bir kamera karşısında başka karakterler olarak kendi kanınızdan biriyle oynamak enteresan bir duyguydu. Benim için de çok özeldi. Onu çok etkilediğini zannetmiyorum. Hiç umurumda da olmamış olabilir yani. Ama çok mutlu bir şey. Yani benim yaşamdaki tek dikili ağacım kızım ve ona bir film yapıp bırakabilmek de bir baba olarak da, bir senarist olarak da, bir oyuncu olarak da galiba bu hayatta miras bırakmayı istediğiniz en güzel şeydir. Yani ev, araba, tarla, şu bu yerine ona gerçekten onun da içinde olduğu bir görseli bırakmak, çünkü nesiller boyu devam edecek bunun izlenmesi, çok önemli ve özel bir şeydi. Çok keyifli. Ben de seni görüyorum filmi ne zaman vizyona çıkacak? Aralık itibariyle festivallere başvuracağız. Festival katılımlarında şöyle bir şey var. Yani vizyona çıkmaması gerektiği gibi bazı koşullar var. Bir festival sürecini bitirdikten sonra 2023'ün başlarında sinemalarda ve dijital mecralarda ya da ana akımda görebiliriz. Senaryo yazmaya devam edecek misiniz? Evet. Yani bundan sonraki hedefim zaten senarist olarak da devam etmek istiyorum. Hatta yönetmek de istiyorum ama yönetmenlik konusunda çok eksiğim var. Onları tamamlamam lazım. İşte bu konuda Ender Mıhlar bana çok yardımcı oluyor. Tolga Karaçelik'le uzun yıllardır çalıştım ve ondan çok şey öğrendim. Kutlu Ataman'dan çok şey öğrendim. Onları harmanlayıp biraz daha yetişmem lazım ama senarist olarak devam edeceğim. Önümüzdeki aydan itibaren tiyatro oyununun provaları başlıyor. Onu da ben yazdım. Bakalım. Yani umarım karşılığını bulurum. Cevabını aldık ama yönetmenlik ne zaman hocam diye...
Yönetmenlik için biraz daha zamana ihtiyacım var. Çünkü çok eksiğim var. Teknik bilgi olarak yani şeyi çok seven bir insan değilim. Ben oldum deyip ortaya atılmayı sevmiyorum. Bu hayatta en sevdiğim iki cümleden biri bilmiyorum demektir. Bilmediğim şeyi bilmiyorum derim. Çok eksiğim var. O eksikleri tamamlamam gerekiyor. Senaryo anlamında evet eksiklerim var ama tamamlayarak devam ediyorum. Ama yönetmenlik için biraz daha zamana ihtiyacım var. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz neden aniden bitti? Dürüstçe cevap verin lütfen. Hemen dürüstçe cevap vereyim. Yani zaten buna dürüstlük dışında bir cevap veremem. Yapım şirketiyle kanal arasındaki ticari ilişkiler. Yani bu biz oyuncuların çok anlamadığı bir evre. O tamamen kanal ve yapım şirketi arasındaki anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, yol arkadaşlığı, yola devam edip etmeme kararı. Bu çok bizlik bir durum değil ama benim de bildiğim bu kadar. Bunun dışında bir şey bilmiyorum. Zaten bilmem gereken de bir durum değil. Ben neticesinde o projede bir paydayım mı? Bu kadar. Bildiğim bu. Eşkıya mı mahkum mu? Ha onu ayırt edemem. Ben oynadığım hiçbir rolü, mesela bana şeyi de sorarlar. Bugüne kadar oynadığınız roller arasında en sevdiğiniz hangisi? Yani hepsi benim çocuğum gibi. Nasıl ayrım yapabilirim? Hepsi ben oynadım. Yani ayrım yapamam. E tabii eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 6 sene süren bir proje. Yani inanılmaz bir aile yapısına dönüştü. Ben oradaki arkadaşlarım bekardı. E proje bittiğinde 3 yaşında çocuğu vardı yani baktığında. E mahkum 1,5 sezon süren bir projeydi. E, ama rol olarak ayırt edemem. Eşkıya 6 sene sürdüğü için daha başka bir aile hikayesi yarattı bende. Yani yaşamımdaki etkileri eşkıyanın daha fazladır. Ama karakter olarak evet enişte de benim için ayrı bir yerdedir. Hacı da benim için ayrı bir yerdedir. Gültepe'deki Basri de ayrı bir yerdedir. O parmak izi gibi ya. Yani o başka bir şey. Hangi rolünüz sizi daha fenomen bir yüz yaptı? Lan hiç düşünmedim. Azıcık düşüneyim mi? Yani sosyal medya açısından evet, mı? Evet. Ödül açısından mı? Yani mesela 2007'de ben San Sebastian'da, yani İspanya'da ödül aldım. Bence sosyal medyadır. Ha sosyal mi? Yani popülarite. Aynen. Anladım. Yani kariyerle ilgilenmiyoruz. Popülariteyle ilgilenmiyoruz. Anladım ben. Sanırım yani benim sosyal medya anlayışımdaki yani sizin gibi İnci Sözlük ve o mecrayı takip eden bir insan olduğum için orada galiba benim adım Gültepe ile biraz daha kendimden konuşulur hale getirdim. Magazine hiç düşemedim. Bundan dolayı da üzgün değilim. Ama diğer mecralarda bilmiyorum. Yani sosyal medya olarak evet bu tarz sözlük gruplarında benim adım Gültepe, Sarmaşık, Kelebekler. Bu tarz işlerle çok gündeme geldim. Herhalde onları diyebilirim. Bilmiyorum. Ne zaman ünlü olduğumu takip etmedim. Cezayirler dizisinde oynamak için mi mahkumlar ayrıldınız? Sizi çok seviyorduk orada. Hiç ilgisi yok. Mahkum 31 Mayıs'ta sezon finali verdi. Ben 1 Haziran'da Cezayirler'e çıktım. Çünkü o başka dijital. Yani hepimizin birçok oyuncunun sözleşmesinde dizi yaparken aynı zamanda tiyatro, sinema ve dijital yapma olasılığı var. Mahkum devam ediyordu. Yani ben bir sonraki sezonda da mahkumda oynayacağımı biliyordum. Cezayirler sadece sezon aramda yaptığım bir iş. İyi ki de yapmışım bu arada. Çok eğlendim. Çok keyif aldım. Ve bana çok iyi geldi. Çok iyi bir senaryo, çok iyi bir reji. Sıra dışı bir şey. Sıra dışı bir şey oynamak bir oyuncu için çok güzeldir. Hiç ayrılmak diye bir şey yok. Ben mahkumdan ayrılmadım. Dizi bitti. Ben bir şey yapmadım. Gelecekte hangi karakteri canlandırmak isterdiniz? Yani çok fazla karakter oynadım. Bu sadece evet televizyon dünyasından ya da sinema dünyasından beni bilenler oradan biliyordur ama yani 32. yıla girdim tiyatro oyunculuğunda. Çok oyun oynadım. Çok karakter oynadım. Ama öyle hani şunu oynayayım dediğim bir şey. Galiba oynadım hepsini. Hani aynısından başkasının daha güzel renklisi gelirse onu oynamayı tercih ederim ama öyle bir şeyim yok. Bir oyuncunun da böyle bir şey olmasa en çok bunu oynamak istiyorum ben diye. Yani mesleğim bu benim. Bana ne verilirse onu oynamakla yükümlüyüm. Hani gidin bana şunu yazın gelin diyemiyorsun kimseye. Yok öyle bir kibrim yok. Hacı'ya hangi kişisel özelliklerini kattın? Hacı Hakan'ın kişiliğine ne kattı? Hacı ile aramızda güzel bir bağ var. Ben bir rol çalışırken benim için şu esastır. Bunu birkaç kere daha anlattım. Yani ben o ya da o ben olmuyor. Biz beraber yol yürüyoruz. Yani yan yana yürüyoruz. Ne o ben ne de ben o. Hacı'da en ortak noktamız yani birbirimizle iyi anlaşmamızın en büyük gerekçelerinden biri. O da doğuluydu. Ben de Diyarbakır doğumluyum. Yani aksan konusunda çok iyi anlaştık. O benim için çok büyük bir avantaj oldu. Ya benim kişiliğime ne kattı? Oynadığım her rol bana deneyim bir tecrübe kazandırıyor. Yani çünkü ben bir senaristin yazdığı şeyi oynuyorum. Oturup da Hacı üzerine bir senarist
senin yazdığının en fazla %10'una etki edebilirim. Çünkü o bir senaristin dünyası. Ben o dünyaya hizmet ettim. Hacı'yla da çok iyi anlaştım. Bana en büyük katkısı iyi bir arkadaş edindim. Polisler oyununda izledim. Çok başarılıydı. Tekrar sahneye ne zaman çıkacak? Eyvallah. Polisler. Evet, pandemi süreci hepimizi vurdu. Bütün tiyatroları vurduğu gibi. Biz pandemiden önce Polisler diye bir oyun yapmıştık. İlham Hoca, İlham yazar yönetmişti. Tiyatro projesi şu anda bir tane oyunu yönetmek üzerine görüşmem var. Bir oyunda da oynamak üzerine. Yani bu sezon umarım bir aksilik olmazsa hem bir oyun yöneteceğim hem de bir oyunda yer alacağım. Bu takribi Aralık sonu Ocak başı gibi. İkisinin de gösterime girmesi Aralık sonu Ocak başı gibi olur. Almış olduğunuz rollerde aksanınız oldukça güzel. Bunun için eğitim aldınız mı? Tabii ki. Yani aksan eğitimi alıyorum. Atıyorum Ege işinde oynadığım zaman onunla ilgili bir aksan kullanmam gerekiyorsa, eğer etrafımda bunu çok iyi kullanabilen oyuncu arkadaşlarım varsa onlardan çok büyük destek aldım tabii ki. Karadeniz mesela, Kovan filminde bir Karadenizli oynuyordum ve evet, oranın halkıyla bayağı 20 gün falan geçirip onlardan özellikle notlarımı aldım, çalışmalarımı yaptım. Ben biraz öyle bir oyuncuyum, yani önden hazırlığımı yapan bir adamım. Evet, tabii ki destek alıyorum, yani her şeyi öğrendiğim gibi onu da öğreniyorum. Oyunculuğa nasıl başladınız? Oyunculuğa nasıl başladım? Ben sinema makinistinin oğluyum. Benim babam sinema makinisti, rahmetli tabii. Sinemanın içinde büyüdüm aslında, yani makine dairesinde büyüdüm. Ama her zaman da söylerim, Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosu'nun açılması bende oyunculuk konusunda başka bir ivme yarattı. Ve o dönem benim Diyarbakır'dan Ankara'ya gelmem, Ankara Sanat ve Ankara Çağdaş Sanat'la tanışmam tabii ki bütün yaşamımı etkileyecek bir yol haritası oluşturdu. Bende etkisi budur. Yani evet, şehirlerde devlet tiyatrosunun ya da şehir tiyatrolarının olması ya da özel tiyatroların olması insanların sadece izlenim açısından değil, mesleki anlamda da bir karar vermelerine sebep olabiliyor genç jenerasyonun. O yüzden tiyatro bu kadar önemli. O yüzden sanat bu kadar önemli. Ben de o önemlerden birinde kendi yol haritamı çizen biriyim. Hacı gibi bir anda güldüren karakterleri oynamak ister misiniz? İsterim tabii. Niye istemeyeyim? Yani çok keyifli çünkü onları oynamak. Yani tabii dram da oynamak keyifli. Ya oynadığım her şey çok keyifli. Ama komedi oynamayı seviyorum. Diğer rolleri de oynamayı seviyorum. Yani seviyorum dediğim biri %51, diğeri 49 gibi bir esastan bahsediyorum. Tabii komedi oynamak hoş, çok keyifli. Komedi oynamak çok zor bu arada yani. Çünkü bir tık üstü abartı, bir tık altı karikatürize olabilir. Yani o arafı çok iyi belirlemeniz lazım. Ben de zoru seviyorum. Ama evet, Hacı'yla çok eğlendim ben. Enişte'yle de çok eğlendim. Basri'yle de çok eğlendim. Yani İmam'la da, Kelebekler'deki İmam'la da çok eğlendim. Eğlendiğiniz sürece mesleğinizi yapabiliyorsunuz. Keyif almanız lazım. Hocam gibi tecrübeli birini bulmuşken hemen sorumu sorayım. Yeni nesil oyuncuları nasıl buluyor, çok merak ediyorum. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü diye başlamak istiyorum. Yani yeni nesil oyuncular, tabii bunların aslında benim öğrencilerim de var. Ya galiba bu yeni nesil oyuncuları eleştirmek için söylemiyorum. Bizler daha televizyon dünyasının, sinema dünyasının daha az yaşandığı bir dönemden geldiğimiz için şu anda çok hızlı, yani dijitallerin ortaya çıkması, birdenbire sinema sayılarının AVM'lerin içinde, tırnak içinde söylüyorum. Çok da onlara sinema demek istemiyorum. Sinema salonu demek istemiyorum bu arada. Oralarda çoğalması, çünkü ben sinemacı çocuğuyum yani. Sinema bir yapıdır. Tiyatro bir yapıdır. Yani üst katta alışveriş yaptığınız yerin altına girip oyun seyretmenizi bilmiyorum. Orada bir kavga edebiliriz. Ama şimdiki gençlere söyleyeceğim, keşke çok tiyatro yapabilirsiniz, çok oyun oynayabilirsiniz. Çünkü oyunculuk öyle bir şey ki 4 sene okuyorsun, ondan sonra bunu pratiğe dönüştürdüğünüzde, yani pratikle aslında kendini belirleyen ve ilerleyen bir iş bu. Çok pratik yapmak lazım. Şimdi hemen mezun olup bir dizide ya da sinema filminde başladığınız zaman bu pratik haline gelmiyor. Çünkü teknik denilen yer sana olasılık sunuyor. Mesela tiyatroda tek atımlık kurşunun var. Saat 8'de oyun başlar. Işık yanar, sahneye çıkarsın. İhtimalin yoktur yanlış yapmak üzerine. Çok güzel bir algıdır. Ve insanı geliştiren bir yöntemdir. Ama diğeri sana teknik olarak imkan sunuyor. Yani hata yapsan da hatan telafi edecek. Onu tekrar yaptırabilecek. Tiyatro bence bu konuda yeni jenerasyona söyleyebileceğim. Asistanlık yapsınlar, ışık yapsınlar. Bak ben ışık da biliyorum, dekoru da biliyorum. Hepsini biliyorum. Çünkü o komünal düzenden yetiştik. İşin disiplinini orada da öğreniyorsun. Yani sektörlerdeki disiplinle tiyatro disiplini arasında çok ciddi bir fark var. Çok tiyatro yapmalarını öneriyorum. Bu onlara çok şey katacak. Sakalım da var, sözüm para etmeyebilir ama bir abileri olarak yeni jenerasyona söyleyebileceğim. Tiyatro esastır. Mahkum dizisinden siz mi ayrıldınız, yoksa senaryo gereği ayrılmanız mı gerekliydi? Dizi bitti. Ben ayrılmadım. Yani final kararı aldılar. Hepimizi yolladık. Bizim şey. Yok, ben ayrılma kararı almadım. Sosyal medyada, internette,
işte birçok öyle haber çıktı. Bu galiba benim kendi sinema filmimi yapıyor olmamdan kaynaklı insanların bir yargısı. Birileri sosyal medyayı çok seviyor ama kirlenmiş bilgileri de kendi vardığın kanıyı sanki öyleymiş gibi yansıtmak yanlış. Bu yanlışın aslında yayılımı bu. Ben kendi sinema filmi çekerken mahkum setine de gidiyordum. Çünkü o başka, o başka bir şey. Oradan bir haber çıktı sosyal medyada. Benim işi bıraktığım, sırf bu yüzden işi bıraktığım falan. Böyle bir şey yok. Sonra oturduk, biz bir açıklama yapmalı mıyız? Gerek de duymadım gerçekten yani böyle bir açıklama yapmaya. Çünkü öbür haftanın fragmanında zaten var. Bırakmadığım çok ortada. Dizi sadece reytinglerden dolayı, işte bildiğiniz televizyon sektörünün durumundan dolayı dizi yayından kalktı. Bunun ne benimle, ne bir oyuncuyla, ne bir başka biriyle ilgisi yok. Hayatta katlanamam dediğiniz üç şey nedir? Bir, kibir. Kibre katlanamam. Yani yeteneğiniz kadar kibirli olun. Yani kibriniz yeteneğinizin önüne geçiyorsa orada benimle sıkıntı yaşarsınız. İki, izolasyon. İzolasyonu sevmiyorum. Yani birilerinin benim hayatımı izole etmesi ya da yaptığım bir meslek ya da yaşadığım bir şeyden, yani baba olmak, oyuncu olmak, işte şu. Bunun bende toplumsal bir izolasyon yaratması ve benim o kurallar ya da o çerçeveler içinde yaşama zorunluluğum diye bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Ben neysem oyum. Mal bu yersen. İki, bu izolasyon sevmiyorum. Beni izole etmesini sevmiyorum daha doğrusu. Biri değil bu. Bir branş da olabilir. Yani dediğim gibi mesleğin de olabilir. Üçü bilmiyorum. Yani iki tane geldi aklıma. Hani başlasam 3, 4, 5, 6, 7 diye giderim ama hani yalan diyeceğim ama yalan söylemiş olacağım yani. Üçüncü kategoride kendimi çürütmüş olacağım. Çünkü ben de yalan söyleyen bir insanım. Hani yalanı asla dayanamam falan diyenlere de çok inandığım bir dünyada değilim yani. Hepimiz yalan söylüyoruz. O yüzden üç bilmiyorum. Ha, üç sınıflaşmak. Kendini bir sınıf ya da kategoride görmek ve yaptığın şeyleri hak görmek. O sınıf bilincine çok inanmıyorum. Ve ona inanılmaz karşıyım. Yani herkesin çok eşit olduğu bir toplum ve yaşam. O sırf bu konumdan ben şuyum diye şunu yapabilmeye yetim var. Hayır abi. Bende yok o. Takipçilerinden birinin yeteneğini ön plana çıkartmayı hiç düşündü mü? Takipçilerim olmasına gerek yok. Yeteneği, ya yetenek de değil aslında. Yani öncelikle şunu açıklamak istiyorum buradan beni dinleyen herkese. Oyunculuk zeka işidir. Zekası olan herkes yapabilir. Ama ben bir doktorluk yapamam. Ben kimseye ameliyat edemem. Bir doktoru sahneye çıkartıp bir oyunda rol aldırabilirim. Bu mucizevi bir şeyden bahsetmiyoruz. Benim yaptığım şey meslek sadece. Ama bu mucizevi bir şey değil. O mucizeyle yaşayan insanları da anlamıyorum. Buna bir mucizeymiş gibi bakan insanları da anlamıyorum. Ben meslek erbabıyım. İşimi yapıyorum. Tıpkı bir marangoz gibi, tıpkı bir taksi şoförü gibi, tıpkı sizin gibi. Yani ben meslek erbabıyım, işimi yapıyorum. Fanlar, ben onu görmedim, tanımadım, bilmiyorum. Şimdi oyunculuk dediğiniz şey kendi plastiğinizin, yani enstrümanını görmem lazım. Bir insanın bedeni enstrümandır. Bu enstrümanı nasıl kullandığını görmem lazım. Siz ben çok güzel şarkı söylüyorum diyen bir fanınıza albüm yaptınız mı? Yani bu da böyle bir şey. Bilmiyorum ama birçok öğrencim var. UNICEF'teyken 470 tane öğrencim vardı. İsim vermeyeyim. Akademilerde, üniversitelerde hocalık yaptığım dönemlerde yüzlerce öğrencim vardı. Bunların içinden kaç tane oyuncu oldu onu da bilmiyorum. Yani tırnak içinde sayı olarak bilmiyorum. Ama elbette ki buna gönül vermek lazım. Sadece yetenekli olmak değil ki, buna gönül vermek lazım. Yaptığınız mesleği sevmeniz lazım. Sevmediğiniz bir şey yapamazsınız. Tapu Kadastro'daki abi eğer yaptığı mesleği sevmiyorsa o da yapamaz. Bir kere bunu sevmeniz lazım. Sadece yetenek önemli değil. İyi taklit, bunu oradan soruyorlarsa direkt net keskin cevabımdır. Taklit oyunculuk değildir. Yani birini iyi taklit ediyorsun diyor. Bak ben çok iyi oyuncuyum. Hayır abi. O başka bir şey. İyi taklit yapabilmek iyi oyuncu olduğunu göstermiyor. 3-4 aşamada anlattım. Umarım anlamışsınız. O benim adım Gültepe'deki oynadığı abi rolüyle zaten gönlümüze kuruldu. Gerisi hikaye. Eyvallah, sağ olsun. Benim için çok önemli bir roldü. Çünkü 8 bölüm çekebildik onu. Sonra yayından kaldırdılar. İşte Türkiye'nin makus talihi. 8 bölümde toplam galiba 22 repliğim vardı. Hep sözsüz oyunlarım vardı. Bir oyuncu için gerçekten çok zor bir evredir. Ve o evreyi Zeynep Günaytan, sevgili yönetmenim, ona çok şey borçluyum. Onu oynayabilmekten dolayı çok mutluyum. Yani iyi ki o karşıma çıktı, iyi ki oynadım. Çok da teşekkür ederim. Yani 8 bölüm de olsa orada izlemiş ve beğenmiş olduğu için çok mutlu oldum. Çünkü benim için çok özel ve önemli bir yerdi orası. Bir eğitimdi benim için. Demek ki o eğitimin sonucunda iyi bir başarı elde edebilmişim. Büyük oyuncu, en son Cezayirler dizisindeki rolü muhteşemdi. Baba illegal roller için biçilmiş kaftan. Abim sokaklara mı çıkayım?
İllegal. İllegal mi oynayayım sürekli? Yani legal de oynadım ben. Eyvallah, teşekkür ederim. Cezayirlerden bahsedeyim bu sorunun nezdinde. Çok çok güzel bir proje. Umarım herkes izler. Çünkü biraz sıra dışı ama çok keyifli. Ve umarım ikinci sezonu gelecek. İllegal rol. Dediğim gibi yani ben rol ayrımı yapıyorum. Onun da altını çizeyim. Rol ayrımı yapıyorum tabii ki. Her şeyi oynamıyorum. Oynamamaya çalışıyorum. Bazı şeyler var benim de. Çünkü ben de bir bireyim. Bir yurttaşım. Fikirlerim var. Kırmızı çizgilerim var. Bakış açım var. Kendi özgür baktığım alanlar var. Oralara tezahül eden bir şeyin içinde olmayı tercih etmiyorum. Ama Cezayirler onlardan biri değil. İllegaller biraz üst üste geldi. Üste dediğim bir eşkıya, bir Cezayirler'de de illegal değilim aslında. Yani deliyim, normal değilim. Deliyim demeyeyim de normal değilim. Bilmiyorum. Gelirse bir illegal daha oynarım, gelirse legal de oynarım. Öncelikle beni ciddiye alıp sorularınızı yolladığınız için çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce, aklım yettiğince cevaplamaya çalıştım. Eksik fazla sürçülisan ettiysem affola. Takip etmeye devam edin. Çok iyi bir yermiş burası. Bir daha çağırsalar gelirim vallahi bak. Hepinize teşekkür ederim. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Esen kalın.